Dün Arnavutköy'deki camideydim. Çok büyük bir cami var orada yani. Neredeyse havalimanı gibi bir şey yapmışlar. Çok çok büyük. Şey gördüm, insanların bir müsamahasını gördüm ve hatta oradaki hocaya da söyledim. Dedim ki ben bunu Allah nasip ederse sahurda anlatacağım. Çocuk kaynıyor cami he. Hatta biraz fazla kaynıyor. Çift kale maç ediyorlardı. Cami çok büyük. Camiyi dolduramıyor büyükler. Ama abi nasıl biliyor musun? Çocuklar bayram ediyor. Şu hoşuma gitti. Cemaat hiç kimse terslemiyor. Çocuklara müsamaha etmişler. Ama bir ufak uyarım olacak. Çünkü aynı sahne diğer camilerde de yaşanıyormuş. İllerden, müftülerden, tanıdıklardan geldi. Şimdi camide çocuk meselesi önemli bir mesele. Şu açıdan. O çocuk bugün oynar eder ama o caminin kuşu olur. O camide yabancılık hissetmez. Tamam. Ama hani şu demek de değildir. Ya çocuklara sevdirim, yap yavrum, tekme at. Hadi git amcan secde ederken poposuna vur falan denmez yani. O kadar da değil. Evladım biz namazdayken siz maç edin. Sonra gelen takıma ben gazı... Ya, o abartmanın lüzumu yok. Bunun bir çaresi olması lazım. Bir kere azarlamayacaksın. Azarlamayacaksın. Ama bir orta yolda bulunmalı. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Ve o cami mütevellisinde bulunan kişilere lütfen bu sözü ciddiye alın. Biliyorum beni çok ciddiye almıyorsunuz. Anormal hoca gibi görüyorsunuz ama yarın bir gün bunu yapmaya mecbur kalacaksınız. Hatta biz bunu Pendik'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'ne şey yaparken Allah razı olsun orada Pendik Belediyesi'nde yaptığımız şey biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin en uzun aktivitesi olarak tarihe geçti. 14 senedir 13-14 senedir orada mesnevi dersi yapıyoruz biz. Cumhuriyet tarihinin en uzun aktivitesi olarak tarihe geçmiş oldu. Ne yaptık biliyor musunuz? Baktık millet çocukları bırakıp gelemiyor. Çocuk branşı, kreş hocası vesaire gibi sertifika sahibi bir insan ders saatinde çocukları alıyor, dışarıda çocuk şeyini orada oynatıyor. Ne kadar harika bir şey olur ya. İlle ben şimdi orana da bir istihkak yapın, oradan da memur tayin edin demeye lüzum yok. Gönüllü olsun ya. Mesela Arnavutköy'de, civarda yok mudur oranın üniversitesinde vesairesinde veya bulunan komşulardan? Cemaat kendi aralarında da bir şey toplar. İçeride 40 dakika, yarım saat teravih kılınırken bir köşeye alır çocukları. Boyama bile yaptırsa, herhangi bir şey bile anlatsa hem anneleri babaları huzurla namaz kılar hem de çocuklar camide gayet mutlu güzel bir Ramazan akşamı olur. İlle de maç edilecekse de alır onları bir abisi beden eğitimi gibi görmüş eğitim almış birisi oynatır. Bakın bunlar önemli meseleler. Çocuklarımız kopuyor. Biz bir yere götürmek istemiyoruz. Yani hanımlardan hele Allah razı olsun. Yani hakikaten zor iş. Çoluk çocuğu falan götürdükleri de bir de laf yiyorlar he. Getirmeyin çocukları buraya falan filan. Yazık yani ne yapsın kadın? Ne yapsın o kadıncağız? O da Ramazan'da bir iki rekat namaz kılmak istiyor. Hatta bendenize sorarsanız erkekler çocuğa baksın. Hanımlar gitsinler orada namazı dursunlar, duysunlar. Sonra beyler gitsinler tekrar cemaat yapsınlar. Şimdi bak birine bir tefe koyacaklar. Hanımın evde namaz kılması daha sevaptır diye. Tamam da hanım nereden öğrenecek Kur'an okumayı? Sen kendine göre Kur'an kursundaki ablaları dizayn etmişsin, ona göre konuşuyorsun. İnsanlar Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an duyuyor ya. Bayram namazlarında da öyle mesela. Ya hanımlarımız, insanlarımız, bacılarımız, kızlarımız onların şeyi ya. Saraybosna'da mesela dışarıda böyle bakıyorsun. Yani karışık. Herhalde diyorsun bunlar turist minis falan. Abi bir ezan okunuyor. Meğer onlar Saraybosna'nın kendi halkı genç delikanlılarıymış. Kızı erkeği. Hemen camiye giriyorlar. Üzerlerine fışt bir şey örtüyorlar. Hop Allahu Ekber namaza duruyorlar. Ne kadar güzel bir şey ya. Korkmayın, korkmayın. Allah'tan Allah'a mahcup olmak için korkun. Ama Allah Teala'nın ibadetinden, mescidinden, camisinden korkmayın. Bunlardan sizi soğutan insanları bahane ederek dine de küsmeyin, camilere de küsmeyin.
Ben sana demiyorum ki hiç kafeye gitme, dinlenmeye gitme. İnan bak, ben şu yaşıma geldim ve birçok insanla konuştum, görüştüm. Bir dener misin bak, bir şey söyleyeceğim, dener misin bunu? Hani geçiyorsun, belli manzara seyrediyorsun veya kafeye gidiyorsun, bilmem ne gibi kafa dağıtıyorsun. Bak şöyle bir abdest al, git bir caminin köşesinde. Şöyle bir otur, bir dur. Bizim camilerimizde o secdenin bereketi, onun izi, oradaki tevhidlerin güzellikleri insanın üzerine nüfuz eder. Bak, insanın üzerine nüfuz eder. Hani demin söyledik ya, insanın DNA'sından parça dökülüyor da ezkarından, zikrinden hiçbir şey gelmiyor mu? O kadar huzurlu yerlerdir ki. Kabir ziyareti yapmakla alakalı konuyu zikredecektim, buraya geldim. Bakın, bu camilerde çocuk meselesi çok önemli. Bunu niye bugün konuşuyorum? Genellikle cumartesiyi pazara bağlayan akşamları aileler çoluk çocuğuyla beraber sahur yapar. Hatırlayın bakın, çocukken, hatta buradaki arkadaşlara soralım. Çocukluklarında, Ramazan'da en güzel anlar hangileridir diye anne babalarıyla beraber sofraya oturdukları sahur saatleri, iftar saatleridir. Beraberce camiye gittikleri şey ağızda bir tat bırakır o. Biz bunları da kaybediyoruz. Kaybetmememiz lazım. Ve elhamdülillah ki Müslümanız. Siz başka yerlere gidin. Yani onların böyle ibadethane dediği yerlere gidin. Daha içeri girerken korkarsınız. Kubbesine bakamazsınız böyle nereye kadar gidiyor diye. Bizde öyle değildir. Mescitler bizde çok sevimlidir. Tevazu, muhabbet, zikir meclisleridir. Bunu söylemek istedim.